Bir şey çok hoşuma gitti. Bizden de parçalar var. Selamlar. Bugün yanımda Malvern House'da 8 aylık dil eğitimini alacak olan Emin Bey var. Kramponum bile yanımda şu anda. Ay, hava eksi 4 derece. Yani ben donuyorum. Elimde eldiven falan. İnsanlar etrafta koşuyorlar. Şortlarla falan koşuyorlar. Bana çok şaşırtıcı gelmişti. Telefonları kullanabilecekleri bir eldiven alabilirler yanlarına. Yaklaşık bir 32 haftalık programa kayıt oldum. Şu ana kadar yaşamış olduğum tecrübelerle ilgili konuşuyoruz. İngiltere'ye ilk geldiğimiz andan beri hayallerimizdeki gibi miydi? Ne umuyorduk, ne bulduk, nasıl hissettik? Dil için sıfırdan gelsinler mi, gelmesinler mi? Ben storylerden takipteyim. Lemon Academy ile beraber Londra'ya, Malvern House'a dil eğitimi için geldim. Adam ya da kadın bisiklet sürüyor. Arkasından köpekler pıt 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 geliyorlar. Gerçekten o biraz şaşırtıcı oluyor. Halı sahaya gideceğim diye krampon dahi getirdim, öyle söyleyeyim. Aslında 3 hafta olmuş olmasına rağmen ben storylerden takipteyim. Emin Bey sürekli bir yerde geziyor ve mesela müzeleri aslında yavaş. Müzeler gerçekten çok güzeldi. Victoria and Albert Museum'a gittim. Bir de National History'ye gittim. Bayağı güzellerdi. National History'de bir ton fosil falan vardı. Yaptıkları T-Rex falan mesela çok meşhur zaten, bu dinozorların içerisinde. Onun canlandırmasını yapmışlar. Hareketli bir prototip tarzı bir şey yapmışlar. O bayağı güzeldi. Ve ne kadar ürün varsa dünyada, hani bunun güzel bir şey mi bilmiyorum ama her yerden biraz parça almışlar gerçekten. Tüm dünyadan. Yani Hindistan'dan, özellikle eski sömürgelerinden daha doğrusu. Hindistan'dan olsun, Pakistan'dan olsun çok fazla parça var ve şey çok hoşuma gitti. Bizden de parçalar var. Türkiye'den. İznik'ten işte hani daha çok bizim işler Çin ile ilgili olduğu için Çin olsun, işte halı olsun, dokumalılar, kaftan olsun. Bu tarz böyle şeyler vardı. Güzeldi yani etraf bayağı. Şu ana kadar gezdiğim müzelerden falan memnun kaldım. Ulaşım kolay, ulaşım rahat. Hani metroları biz daha yeni yapıldığımız için hani buradaki metrolar 1800'lerin sonunda yapılan metrolar var. Baker Station sanırım en eski metro istasyonuydu. Hani orası biraz şey kalıyor. Hani İstanbul'dakine göre, ben İstanbul'da yaşıyorum, İstanbul'dakine göre bayağı bir eski kalıyor ama hani yine de çok güzel. Farklı hissettiriyor. Bayağı bir yerin altına giriyorsunuz. Özellikle ben Kings Cross'a yakın oturuyorum. Yani sanırım 6 ya da 7 farklı line var orada. Çok farklı yerlere, çok farklı bölgelere gidebiliyorsunuz. Ayrıca international trenlerin kalktığı da St Pancras'tan kalkıyor. Yine aynı şekilde. Aynen. Direkt Amsterdam'a, Paris'e trenler varmış. Henüz daha şey yapmadım ama bir zaman bulursam bir boşlukta yine şey yapacağım. Aynen. Şu anda Kasım'a kadar falan süremiz var. O yüzden şu an her şey güzel gidiyor. 1,5 saatte hızlı trenle. Hem Paris'e gidebiliyor öğrenciler. Farklı gelecek ama böyle hani Manş Tüneli'nden Paris'e hızlı trenle gidip geri gelebiliyorlar. Bunu günübirlik yapıyorlar aslında. Schengen vizemiz olduğunda veya yeşil pasaportlular. Yani şu anda benim Schengen vizem olduğu için 2024'e kadar. O yüzden biraz avantajım var yani. Buraya gelmişken hazır bu tarz şeyleri değerlendireceğim. Onun haricinde Malvern House'da her hafta cumartesi günleri farklı şehirlere geziler düzenleniyor. Ben Brighton'a gittim Malvern'da. İlk hafta sonu biraz hastaydım, hani gidememiştim. O zaman da yanlış hatırlamıyorsam Oxford'a gitmişlerdi. Brighton'ı beğendim. Güzel, sahil kenarında. Ama sahili bizim gibi kum değildi, biraz daha taştı. O biraz böyle farklı gelmişti bana. Okyanusu ve büyük dalgalar olması. Evet. Ama güzel yani şey. Eğer böyle deniz seviyorsanız zaten başka bir öğrenciniz de Brighton'da dil okulu alıyor. Tabii Londra'ya göre biraz daha küçük bir şehir tabii ki ama güzel yani. Genel olarak İngiltere'nin her yerinde bir yeşillik, bir insanların hava alabileceği böyle alanlar var. Hani büyük parklar var. Yani bir parkın ismini tam olarak bilmiyorum ama çok geniş bir parkın yanından yürüdüm birkaç kere. İşte çocuklar akşam saat 9-10'da olsa top oynuyorlar. İşte tenis oynayanlar var. Zaten her yerde insanlar koşuyor. Beni şok edenlerden biri de oydu. Hava eksi 4 derece. Yani ben donuyorum. Elimde eldiven falan. İnsanlar etrafta koşuyorlar. Şortlarla falan koşuyorlar. Bana çok şaşırtıcı gelmişti. Hani tamam, şortla koşarken bir aktivite içerisindesiniz. Hani bir terleme oluyordu da hani şortla da koşmazsın yani. Bana o çok garip gelmişti. Hani yine Titan'ı giy tamam ama O bana bir garip gelmişti. Ama insanlar zaten öyle yapıyorlarmış. Peki yaşlıları mesela şaşırttı mı? Beni en çok o şaşırtıyor. Yaşlı, ben orta yaşlılar gördüm, böyle çok yaşlılar görmedim açıkçası. Hani böyle bir 50'lerin üstüne geçen insanlar görmedim koşan. Genelde gençleri falan gördüm ben koşarken. Zaten insanlar akşam eve geldikten sonra hani zaten Türkiye'de de vardır ya, bir yerde bir spor salonuna yazılırsınız ama o spor salonuna 3-5 kereden sonra asla gitmezsiniz. Yani sanırım burada da biraz o mantık var. O yüzden insanlar akşam geldikten sonra ya da sabah erkenden bu tarz böyle aktiviteler yapıyorlarmış, koşu yapıyorlarmış. Çok güzel bir şey bu. Çok fazla bisiklet süren var. Ve bisikletlere karşı ve yayalara karşı acayip bir saygı var gerçekten. Yani bu zaten yaya geçitinin adımını attığınız an arabalar durmaya başlıyor. Bu bizim yani Türkiye'de hiç rastlamadığımız, hiç karşılaşmadığımız bir şey. Gerçekten çok hoş bir şey. Hani otobüsler olsun, şeyler olsun. Yani bir tek herhalde ambulans durmuyordur büyük ihtimal. Çünkü birkaç kere denk geldim hani sirenle dolaşırlarken. O çok güzel bir şey. İnsanların birbirine karşı saygısı var. Önemli olan da aslında bu. Bir de kimse kimseyle ilgilenmiyor. Gerçekten herkes kendi işine bakıyor, kendi hayatıyla ilgili şeylere bakıyor. O yüzden de güzel yani, şu anda güzel gidiyor her şey. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.